Evet efendim, Mehmet Ali Erbil TikTok'a bir girdi, pir girdi. Sahte bir hesap tarafından trollendi Mehmet Ali Erbil ki ne kadar uyanıktır. Hiçbir şakayı yemez, hemen anlar. Evet ya. Ronaldo ile dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo ile konuştuğunu sandı Mehmet Ali Erbil. İngilizce, Portekizce olarak derdini anlatmaya çalıştı. Çok heyecanlandı. Takipçileri kandırılıyorsun, trollüyorsun, trolleniyorsun dedi ama inanmadı. İzleyelim o anları. Okay guys, you are ready to know the name? Yo nombre Mustafa, el nombre Mehmet Ali. Tú dices el primero y el segundo. Okay. Bunu videoya çek. Gülşen çeksene kızım telefonunda. Çekten Cristiano Ronaldo. So the name. My name is Mehmet Ali Erbil. Your name Mehmet Ali Erbil. I am a showman in television. Alana Martina. Oh my God! Oh, Alana Martina. I just want to share this with you. I think it's a beautiful name. I am showman in television, Turkish. Muchas gracias a todos por todo. Keziet, amigo. Keziet, tu venga en Turquía. Tu llamas Mehmet Ali, mi padre. Alana Martina. Fenerbahçe. No, Beşiktaş. Fenerbahçe, my president, my friend. Fenerbahçe president. Thank you for everything. Muchas gracias. Obrigado a todos. E próxima vez eu prometo. Ne diyor? Portekizce mi? Ama bu Portekiz. İngiliz. Parlo Spanish. Parlo Spanish. Paixão, Rick. Até logo. Soon, tudo bem. Tchau. Obrigado, pessoal. Tchau. Yani hadi bazı insanları kandırabilirler de Mehmet Ali Erbil nasıl kanıyor bu işe? Mehmet Ali Erbil. Sen kanar mısın? Ben hayır, kanmam. Çünkü derim ki Ronaldo'nun bende ne işi olabilir ki derim. Olabilir, tesadüfen denk gelebilir. Hiç öyle düşünmem yani. Şüpheye düşerim. Ben düşebilirim o tuzağın içine. Sen hayatta düşmezsin. Düşerim. Yok, düşmezsin. Adam Portekizce konuşuyor değil mi? İkizlerinin adını açıklıyor. Evet. Bebeklerin adını açıklıyor. Eski videosuymuş. Evet, geçen yıla ait bir video. Güzelcim, sen düşmezsin öyle bir tuzağa. Vallahi düşebilirim. Çünkü neden düşmezsin? Heyecanlanabilirim böyle. Hani böyle bir dakika ne oluyor dersin ama o benle konuşuyor demezsin. Ben demem. Çünkü yani... ben... tanımadığım bir numara aradığı zaman bile alo dediğimde sesi tanımıyorsam ne oluyor falan, artık o noktaya geldik. Nerede uyanırım? Takipçilerim kandırılıyorsun, trolleniyorsun diye uyarırsa bu işte bir iş var derim, hemen kendimi toparlarım. Benim tanıdığım Mehmet Ali Erbil onu yutmaz, yemez. Kül yutmaz diyorsun. Mehmet Ali Erbil yorumlara rağmen devam ediyor konuşmaya. Evet. Yani yorumlara rağmen devam etmesi böyle güzel bir dalga yakaladım. Aslında biliyorum da devam ettirir mi diyor aynen acaba? Öyle. Evet, baştan böyle bir kanmış olabilir de. Yoksa Mehmet Ali Erbil'den bahsediyoruz ya. Ha? Yemez diyorsun ama yiyor işte. TikTok'ta Mehmet Ali Erbil hallerine ama devam ediyoruz. Öyle bir dönemdeyiz ki millet birbirini telefonda, TikTok'ta, Instagram'da, Twitter'da DM'lerde, hele o DM'ler. Müge bir de 40 yıllık çapkınlar bile orada tuzağa düşüyor yani. Bir de deepfake diye bir şey var. O en fenası. Yapay zekanın en korkutucu örneklerinden bir tanesi. Senin sesini, senin görüntülü manipüle edebiliyorlar. Evet. Ne bileyim, fotoğrafını bir görüntünün içinde kullanabiliyorlar. Evet. Çirkin bir görüntünün içinde kendini bulabiliyorsun. Aynen öyle. Diyorsun ki o ben değilim. Evet. Ama o kadar gerçek ki. Evet. İnandıramıyorsun. Yani dava açık. En son kazansan bile Paris Hilton'ı yan yana getirdiler. Beraber şarkı söylüyorlar, dans ediyorlar. İnanılır gibi değil. Sahtekarlar da iş üstünde yakalandığında hemen nasıl kendilerini savunuyorlar, öyle bir şey olursa eğer deepfake, bana tuzak kuruldu. Tabii. Saflar da ben o değil, yani temiz olanlar da ben o değilim diye davalar yani. Zor işler. Çok zor bir dönem. Korkutucu. Bu açıdan. Evet. İlker Ayrık'a mı geçelim? İlker Ayrık'a geçelim. İlker Ayrık sevgili izleyiciler Beykoz'da bir çiftlik almış, kendine bambaşka bir hayat kurmuş ve çiftliğin kapılarını 2. sayfaya açtı. Ay yumurta veremem, kusura bakma, zaten az yaptım. Sen yumurtanın nerede olduğunu benden daha iyi biliyorsun. Oyuncu İlker Ayrık 4 yıl önce satın aldığı ve sil baştan kendi zevkine göre yaptırdığı Beykoz'daki çiftliğinin kapılarını 2. sayfaya açtı. Birazdan herkesin hayali olan görüntüleri izleyeceksiniz. İlker Ayrık bu devasa çiftlikte organik tarımla uğraşıyor, hayvanları var. Taze yumurtalardan hazırlayacağı menemeni de kaçırmayın. İlker Ayrık, Erdal Özyalcılar ve Hande Soral'ın başrolünde yer aldığı Müstakbel Damat, ani bir evlilik kararı alan Hasan'la Sema çiftinin kız tarafına bu evliliği duyurmak için gittikleri Kıbrıs'ta yaşadıklarını anlatıyor. İlker Ayrık ayrıca filmde yönetmenliği de üstlendi. Neden bu şahanam gelmedi? Karayolu seviyorum ben. Uzun yol bana kendimi özgür hissettiriyor. Gözünü alabildiğin yollar. Ben yolluyum. Uçmaya gidiyorum. Yoksa korkan. Bayılırım uçmaya. Uçmaya bayılırım dedi, bayılırım. Hande Soral sette çok keyifliydi. Grip'in grubu film için Kıbrıs ezgisi Dilirga'yı seslendirdi. İlker Ayrık setteki tüm oyunculara nazar boncuğu taktı. Erdal Özyalcılar'ın nazar boncuğu o an çat diye çatladı. Bak şuraya bak. Aa. Takarken ortadan ayrıldı. Bak çatır çatır. Baksana. Şunu çeksene. Bunda bir şey yok. Çatır çatır tatlasın. Abi şuna bak lan. Ben inanamıyorum. Şimdi bazı nazar olayları var. Mesela bana nazar boncuğu takarken İlker'ciğim çatladı ortadan. Onun resmi var sende. Evet. Nazar mazar vız gelir tırıs gider. Film çekiminin yorgunluğunu atan İlker Ayrık çiftlik evinde bu araçla geziyor. Yani yürüyerek bir yere ulaşmanız için çiftlikte sabah erken saatlerde yola çıkmanız lazım. El freni çiftlik var önünde. Merhaba. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Bayağı uzun yoldan geldim. Evet aşağıdan bahçeden geldim. Hadi öyleyse mutfağa girelim de şu menemen işine girişelim diyeceğiz ancak bakar mısınız? Bu dev karavan aslında mutfak işlevi de görüyor bahçede. Böyle durduğuna bakmayın abi, bu 5 kişilik. Oo. Tamam mı? Bu yukarıda tavanı ekstradan açıyoruz içeride ayakta durabilelim diye. Şu baş tarafı öne doğru açılıyor. Çift kişilik yatak orada oluyor. Burayı mutfak olarak mı kullanıyorsunuz? Bu mutfak tezgahı. Mutfağı açacağım şimdi. Şöyle yani dağınık değil bunlar. Çünkü kampa gittiğinizde işe yarayan şeyler. Efendime söyleyeyim sobanız var, oturma grubunuz var, uyku tulumlarınız var. Efendime söyleyeyim şurada her evin ihtiyacı. Peçete önemli. Kampta ekstra ihtiyaç duyuyorsunuz. Herhalde seyircilerimiz ne demek istediğimi çok iyi anlamışlardır. Aracın arka kısmında evye mantığında kullanılan bir hazne var. Bildiğiniz çeşme suyu da akıyor. Ancak mikrofonumuza akmasaydı iyiydi. Bunu böyle yapıyorsun. Oh affedersin. İnşallah pahalı bir şey değil. Ondan sonra da şöyle... Oh. İlker Ayrık oyunculuk, yönetmenlik ve yapımcılıktan sonra işletmeciliğe de başlamış. Bu küçük evlerde ücreti karşılığında kalabiliyorsunuz. Şimdi şöyle girdik. Şunu açayım da. Oo. Vallahi çizgi film gibi içerisi. Evet. Burada kanepesi var. Bu da 2 kişilik yatak oluyor. Yani burada 2 kişi kullanıyor. Evet. Burada burası gardırobu. Ondan sonra burada buzdolabı var. Her alan değerlendirildi. Burada işte kasa var. Milyon dolar. Kasa sağlam. Ve burada tuvalet var. Görmüş olduğunuz gibi şu altın değerindeki kendisi gündelik hayatımızda suratına bakmadığımız ama yokluğunda çok onu özlediğimiz bir ürün. Ne zaman yurt dışına gidip gelse her kimse evet. Hani memleketine geldiğinde kendini en konforlu hissettiği yer tabii ki tuvalete. Bir de buradan yukarıya çıkıyoruz. Burada da yatağı var. Bu oldukça da romantik değil mi kışın böyle kar yağdığında falan? Senin aklına romantizm geldiyse romantizm. Yok tabii ki öyle. Romantik yani yağmur yağdığında da öyle.